HT Sağlığa devam ediyoruz reklamların ardından. Ekranları başına yeni geçen seyircilerimiz varsa bir kez daha merhaba diyelim. Programımıza hoş geldiler. Kendini kadavra olarak bağışlayan anatomi profesörü Yakup Tuna'nın konusunu gündeme getirmeye hocamızla birlikte devam ediyoruz. Aynı zamanda doçent doktor Mehmet Üzel de bizimle birlikte olmayı sürdürüyor. Hocam, ideal kadavra nasıl olur diye reklamlara geçmeden önce sormuştuk. Bundan da bunun yanıtını da sizden alalım. Şimdi kadar olsun da nasıl olursa olsun diyecek durumdayız şu anda, ama ideal nasıl olmalı sorusuna cevap olarak da fazla yağlı olmasın, şişman, obez olmasın. Diğer özellikler bizim için önemli değil. Bunun ne gibi zorlukları oluyor çalışma sırasında? Başta da söylemiştim, bizim uygulama amaçlı tamamen bu kadavraları kullanma amacımız. Uygulama sırasında yağ dokusunun içinde istediğimiz dokuyu ararken çok zaman kaybediyoruz ya da çalışma koşullarında zorluk oluyor. Zaman kaybının yanında aradığımız bazı dokuları eğitim amaçlı olarak göstermek üzere ararken onlara zarar verebiliyoruz. Yağ dokusunun çok kalın olması hem çalışmanın kalitesini, yani görsel kalitesini bozuyor, hem de zaman alıyor, vakitten bize bir zarar yaratıyor. Dolayısıyla olabildiğince az yağ oranlı bir şeyi, bedeni tercih ediyoruz. Biz çalışması çok daha kolay oluyor. Hocam, siz bu işi ciddiyetle yaparken aslında röportajımız sırasında esprili mesajlar da vermiştiniz. Evet. Öğrencilerim öldükten sonra bile benden kurtulamayacaklar, bedenimden yararlanmaya devam edecekler diye. Bu konuyla ilgili öğrencilerinizden tepki aldınız mı ve ne düşünüyorsunuz? Biraz bize açıklar mısınız bunu? Evet, aldım. Biz orada tabii kurtulamayacak derken, elbette, yanlış anlamı gelmesin. Eksik kalan yerleri öldükten sonra da üzerimde tamamlayabilirler anlamında söyledim, ama tabii bizim öğrenciler çok akıllı olduğu için espriyi anladılar. Hocam, hiç biz sizden kurtulmak ister miyiz diye. Öyle geri tepkiler oldu. Bazıları çok duygusal davrandı öğrencilerin, bazıları çok takdir etti. Yani neredeyse gelip kendileri de bağışta bulunacaklar. Hocamız kendini madem bağışlıyorsa. Hatta şimdi kardeşi üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerimiz var, birkaç tanesi söylediler. Hacettepe, işte başka üniversiteler düşünürken şimdi Cerrahpaşa'yı düşünmeye başlamışlar. Çünkü hocalar orada kadavra oluyormuş diye. Öyle bir, tabii kulaktan kulağa yayılırken bu iş o dereceyi de bulabilir. Belki bizim öğrencilerimizin puanı da yükselebilir bu. Bu da ilginç düşünüp bir yaklaşım, evet. Gerçekten. Kadavra bağışında bulunmak isteyen biri sizlere başvurduğunda, bölümünüze başvurduğunda ne yapıyorsunuz? Yani mesela bir beden bağış belgeniz var, bunu doldurtuyorsunuz galiba. Yani nereye başvurmaları gerekiyor? Ekran başında belki böyle bir istekte bulunacak seyircilerimiz çıkacaktır. Evet, onları yönlendirelim. Bu konuda Mehmet Uzel Hoca'nın daha çok emeği olduğu için, hatta kartımızı da o hazırladı, dizaynını o yaptı. Kendileri cevap verirse şimdi daha iyi olur. Çok basit bir işlem. Bu zaten, evet, bizim kendi yarattığımız bir şey değil. Resmi prosedür gereği biz bunu yapıyoruz. Bizim kendi kürsümüzün yarattığı bir şey değil. İki nüsha formumuz var. Aynı formdan iki nüsha, işte beden bağış formunu dolduruyorlar gelip kürsümüze. İmzalarını atıyorlar. Kendilerine bir de beden bağış kartı veriyoruz. Aynen organ bağışı kartının benzeri. Kendisine o kartını veriyoruz. Bu imzaladığı nüshalardan birini veriyoruz. Bir tanesi bizde kalıyor. O kadar, başka bir şey yok. Nüfus cüzdanıyla gelmesi yeter. İletişimle kişinin ilgili nereye aramaları İletişimle gerekiyor? İletişimle ilgili ben bizim kürsümüzün telefon numarasını verebilirim. Lütfen. 0212-414-3057. 414-3057 bizim kürsümüzün direkt telefonudur. Sekreterden başka, işte öğretim üyelerinden birisiyle konuşup zamanlama, işte koşullar konusunda şey yapabilir, bilgi alabilir. Genellikle ben bilgi veriyorum zaten. Evet. Çok kolay. Bize gelemeyenlere biz gidiyoruz evlerine. Hocamız daha gelecek günler içinde bir tane bir ziyareti olacak örneğin. Mesafeden dolayı, yaşından dolayı gelemeyen insanlar biz formlarla gidip, kartımızla gidip işlemlerini yapıyoruz. Mehmet Bey, çok az zamanımız kaldı. Son, evet, olarak size sormak, tabii, isterim. Uzun yıllardır birlikte çalışıyorsunuz. Aranızda mutlaka ki duygusal bir bağ da var. Hani Allah sıralı ölüm versin deriz. Ama evet, şimdi hocamızın böyle bir kadavra bağışı yaptığı gerçeği var. Evet. Bu duygusal olarak sizi nasıl etkiledi? Ve bildiğiniz, tanıdığınız birinin bir şekilde önünüze kadavra olarak gelmesi ve sizin de onun üzerinde çalışacak olmanız nasıl bir duygu yarattı? Bunu hiç konuştunuz mu hocamızla? Şimdi hocamla konuşmadım, ama kısmen tanıdığım ve bir süre, çok kısa bir süre beraber çalıştığım bizim üniversitemiz, fakültemiz hocalarından birisine ben bu işlemi yaptım. Kendini bağışlamış, ailesi bağışladı, geldi. O gün ben vardım ve benden rica ettiler hocalarım. Yaptım. Yani insan tabii bir düşünüyor, geçmiş aklına geliyor, ama oturup da böyle çok etkilendiğimi söylemiyorum. Sonuçta yaptığınız bir iş. Belki çok fazla tanımadığımdan hocamızı böyle bir fazla etkilenmem olmadı.
Yakup Bey özelinde düşünürsek şu anda bilmiyorum ne seçeceğimi ama eğer bana görev verirse yaparım yani yapacak da yani buna karşı gelecek bir şeyim olmaz. Hocam kendini bağışladıysa ben yani kendi sorumluluğu yerime getiririm. Hocam son olarak sizden bir cümle alayım programı kapatacağım. Ben emin ellerde oldum bir daha görmüş oldum sayenizde. Ya insanlar kadavra bağış yapmaktan kaçınmasınlar çünkü kaybedecekleri hiçbir şey yok. Sadece dediğim gibi mezara girme sürelerini biraz ertelemiş oluyorlar. Ve daha sağlıklı, daha sağlam bir şekilde, sağlıklı demeyeyim de sağlam bir şekilde mezara girebiliyorlar. İlaçlanmış olarak hiçbir mikrop bakteri onlara bulaşmaz. Hı hı. Öbür tarafa da gayet mikropsuz arınmış bir şekilde gidebilirler. Yani. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederiz. Hakikaten bu konuyu da benim duygularımı paylaşan çok insan olduğu ve bunlar bana da bir şekilde ulaştığı için size söylemek istiyorum. İyi ki varsınız. Ben teşekkür ederim. Siz de iyi ki varsınız. Sevgili